Değerli hemşehrilerim ve yüreği, fiziki ve ruhuyla bizim olan dünyada ve Türkiye'de bize destek olan tüm insanlara seslenmek istiyorum. Biz gerçekten de çok önemli bir deprem atlattık ve belki de 2-3 bin yılda bir olacak bu depremde birçok insanımızın hayatı kayboldu. Birçok insanımız evini kaybetti, birçok insanımız yaralandı ve Hatay'da gerçekten de çok fazlasıyla zarar gördük. Ama bir yandan da Hatay'ın tekrardan ayağa kalkması lazım. Buradan göçüp giden ve ailelerini bırakan veya aileleriyle birlikte dışarıda hastalarına bakan insanlarımız için çok önemli bir gün ve çok önemli günler yaşıyoruz. Şunu bilmek lazımdır, 40 asırlık Türk yurdu hepimizin ana vatanı ve bundan sonraki süreç içerisinde de bu 40 asırlık Türk yurdu, Türk yurdu olmaya devam edecek. Bunun için biz her şeyi yapmaya başladık ve tekrardan Hatay'ı hak ettiği şekilde cazip bir şehir haline getireceğiz. Ama daha güçlü, ama daha yeşil, karbon ayak izi sıfır olan ve gelecek adına depremlerle boğuşabilen ve depremler olduğunda ayakta kalabilen bir yapıyla tekrar Hatay'ı inşa edeceğiz. Bunun için 1-1,5 yıla ihtiyacımız var. Bu 1-1,5 yıl içerisinde sizlerden ricamız, Ataşehir'inizdeki mallarınızı, topraklarınızı lütfen satmayın. Çünkü burası size ecdadınızdan yadigar kaldı. Sizler çocuklarınıza, torunlarınıza bu şehri bırakıp gideceksiniz. Ama gitmeden önce hepimizin esas görevi bu şehre sahip çıkmak, bu şehri ayağa kaldırmak ve bu şehri geleceğe taşımak. Büyük bir badire atlattık. O badireden ders alacağız. Hep birlikte omuz omuza bu şehri tekrardan inşa edeceğiz. Hatay 40 asırlık Türk yurdu ve Hatay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tayfur Sökmen'in ve hepimizin ecdadının bize emaneti. Hatay bizimdir, bizim kalacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimse malını satmasın, kimse toprağını satmasın, kimse gelecek adına umutlarını kırmasın.